Bitti. Buyurun siz şansı yazı deneyin. Alay da ediysen, korkuyan, pişman olasan. Yanınıza koymaz bunu Haydar'a. Haydar'ın altınlarına mı doğunmuşum? Biz ekmeğimizle uğraşıyoruz. O utanmıyor mu ki bu kadar malından kaçakçılık ediyor? Hadi basın kancık yürekliler. Bakın şu tarafa. Kimdi acep geçenler çavuşu? Anlayacağız şimdi. Hayırdır, ne oluyor? Yolunuzu kesmişler, Gafaram. Haydar Ağa'nın dedik aldırmadı. Pıh, ihtiyara verirsiniz hesabı. Kalk bağalım, Osman Ammi. Çok yattın civcivin koynunda. Osman Ammi. Ne oluyor? Yükler döndü Osman Ammi. Geliyorum. Dedem. Dede kurban, yat şimdi geliyorum. Yat kurban. Ne oluyor ulan? Döndük, yolu kesmişler. Allah belayızı versin. Ne hesap verek şimdi Haydar Bey'e? Ötede sarrap bekliyor. Ne de ka Haydar Bey'in dedi kaldırmadılar. Tabanca yok muydu kancık yürek? Belayın arama doğru konuş. Vay kavvat oğlu kavvat. Kavvat baban nerede? Geberttim. Anayı da babayı da şerefe dön bir korktun bir. Kavvat babayı götürün içi. Ne duruyorsunuz orada havalaklar? Vay hoş gelmişsen, safalar getirmişsen. Bırak bunları Osman Kahya, gene rahat durmuyorsun. Yok kurban, yok bir şey mi olmuş ne ki? Ne de safsındır ya. Vallahi hıbarımız yok. Bırak yemini, ya sizin marifetiniz ya Ali'nin. Bizimkilerin hepsi buradadır kurban. Bir gün bulacaksınız belanızı ya. Güle güle paşam, güle güle, güle güle. Gözüm üstüne, başım üstüne. Mayınları biz temizlettik. Ali Bey'e yaradı. Meşgan emeksik ya Ali. Anladım, eksik. Beş aptal koyunun peşine düşüp de biz de mi eksilseydik? Sen ver bizim paramızı. Sarıyım mafiş. Biz Türkiye'de alacak para. Bende para yok mafiş. Uzatma acı. Şimdi beni öte tarafta ararlar. Vaktinde boy göstermezsem hapı yutarım. Ver paramızı. Sen Türkçe anlamaz. Yok para. Bir sarıyım mafiş. Türkiye'de alacak. Anlaşıldı. Sen Türkçe anlamaz. Caiz. Hicit ya Ali. Seninki caiz mi? Zaten canımızla oynuyoruz. Hadi yallah. Sen buradan kardeş. Sağ olasın Ali. Nişanlını ağlatmayalım. Bu da yengenin düğün hediyesi. Bir bela çıkar da gelemezsek düğüne ayıp olmasın. Sen gelmezsen düğün etmem Ali. Güle güle. Hadi eyvallah. Eğer Ali'yi bulursayız bana da gönderin. Buyur başım. Gözüm üstünde yeri var. Buyur. Bir emri mi var? Ali uğradı mı buralara? Ali mi? Bilirsen yalan söyleme huyu mide geldi. Yok demem lazım ama burada. Dün geceden beri. Dün geceden beri mi? Evet. Ne oluyoruz ya? Vay çavuşum. Hoş gelmişsin. İçki getir abime Sami. Buyur olsun çavuşum.
Namussuzum, ben bile inandım sarhoşluğuna. Neyse, bu da geçti. Keyfimize bakalım. Bize de bırak kız Leyla. Yenisin, kıymetlisin. Ayıp ettin Naima. Kız sen ilk göz ağrımsın. Çok iyisin ha Ali. Haydar Ağa'dan korkmuyorsun? Haydar Ağa'dan da korkmam, itlerinden de korkmam. Oh, konuşuyorsun ha? Yabancı tellallara çalışıyorsun. İyilik yaramadı. 40 sefer dedim gel bizden çalış. Senin gibi çok iti doyurur Haydar Bey'in ekmeği. Erkeksen konuş. Götürün. İbret alın. Öyge saygısı olmayanın hali budur. Zalimler, zalimler. Yerin. Yılanlara, çayanlara, kurda kuşa yem olacaksan. Baba Yiğit maşallah. Ali derler ona, kurban Osman'a da bırakmaz. Öteye geçmiş, hastanede yatmış değiller. Yok kız, bir çoban bakmış yaralarına, buzu kuyruğu sarmış. Başımın ağrısı tuttu benim. Zeynep kalıyor. Güle güle, sağ olasın. Kurban. Silahlardan uyandım. Oh,
kork değil mi? Ne var korkacak Zilhan? Dugin. Seni Dugin'i de yaparık inşallah. Hele sen büyü bakak. Fado'ya da düğün yapacağım ben. Beni mi çok seviysen Fado'yu? En çok, en çok, en çok seni. Oh köle olayım. Yaradana her. Hadi yat. Masal anlatacaksın mı bana? Hiç bıkmıyorsan masal anlat. Oh benim ceylanım. Yatacağım mı dedi? Yatacağım kabul. Yatacağım. Dedeciğim! Dedeciğim! Ne oldu sana? Dedeciğim! Canım dedeciğim! Osman hikayeyi vurdu! Osman hikayeyi vurdu! Osman hikayeyi vurdu! Ne duruyorsunuz burada? Alımın tatlı güzello, verdi şaraba. Gelozello, verdi şaraba. Şarapçının evi güzello, olsun haraba. Vay buyurun abiler, merhaba. Gel bakalım Ali, çok arattın bizi. Ne yapacaksınız beni ya? Bırakın, işim var. Osman Kahi'yi öldürmekten sanıksın. Savcı istiyor seni. Osman Kahi'yi mi öldürdüler? Dersene geç kaldık. Bizden atik davrandılar. Hadi. Bak be. Ne yapacak baba? Gülün o. Gel bakalım Ali. Gör marifetini. Görecek neyimiz var bey? İnkar et. Belki kurtarırsın paçayı. Neyi inkar edeceğim bey? Yazık oldu. Yazık. Seni ben tepeleyecektim. Kısmet değilmiş. Sus küstah herif. Ya şu kurşunlar zavallı çocuğa dokunsaydı hiç mi vicdanın sızlamayacaktı? Ne oldu? Siz sağ olun Bek. Ali mi vurmuş? İnkar ediyor ya. Başka kim yapacak? Cezasını verek mi hemen? Mahkemeyi bekleyin. Adaletsizlik istemem. Suçlu kimse cezayı o görsün. Suçu sabit olunca da bir gün bile geçmesin. Baş üstüne Begüm. Çocuk ne oldu? Nalbant Bekir'in yanına verecek. Zaten Avradi'yle uzaktan akrabadırlar. Pekala. Ayda 20 lira verirsiniz. Baş üstüne Begüm.
Hemen çiftliğe gel, işini bitir. Baş üstüne beyim. Dedeciğim, bırakma beni. Eyvallah. Allah Haydar ve gözün ömür ver. Sana da. Anladık, sen öldürmedin oğlum. Peki dinlenen şahitlere ne diyeceksin? Hepsi seni dövdüğü için Osman'la aranda hasımlık olduğunu, Osman'ı öldüreceğini her yerde söylediğini söylediler. Osman'ı öldürmek isteyen yalnız ben miyim hakim bey? Osman'ın canını yakmadığı, kötülük etmediği kimse var mı bizim köylerde? Peki cinayet gecesi de yalnız sen ayrılmışsın düğünden. Herkes düğündeymiş. Neredeydin düğün gecesi? İçkiliydim. Kaleye kadar çıktım. Uyumuşum. Kimse gördü mü kaleye çıktığını? Farkında değilim. Pekala. Pek muhterem hakimlerim. Yüksek mahkemenizce aylardan beri görülmekte olan bu menfur cinayet davası nihayet karar anına gelmiş bulunuyor. Her şeyi inkar etmekle adaletin pençesinden kendini kurtarabileceğini zanneden karşınızdaki sanık... Dikkat et, Ali çok atiktir. İşaretimi bekle. Bütün bu deliller karşısında cinayetin kasten ve taammüden işlendiğine kanaat getirildiğinden sanığın hareketine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi 4. fıkrası uyarınca cezalandırılmasını yüksek mahkemenizden talep ederim. Bak savcı bey idamını istiyor, iyi düşün. Söyleyecek başka bir sözün var mı? Var reis bey. Susun, susun! Söyle bakalım, seni dinliyoruz oğlum. Ben düğünden ayrıldığım gece Hatice Hanım'ın çiftliğine gittim. Susun, susun! Hatice Hanım'ın çiftliğinde ne işin vardı? Bir brownie tabanca vardı, kocasından kalma. Onu almaya gittim. Aldın mı? Alamadım. Erken döndü Hatice Hanım. Kaçamadım birden. Bir kenara saklandım. O yattı, ben de pencereden atlayıp kaçtım. Susun! Yeni delillerin tetkiki ve şahitlerin dinlenmesi için mahkemenin 6 Temmuz Cuma günü saat 10.30'a talikine karar verildi. Hiçbir şeyden haberim yok benim hakim bey. Ben namuslu bir kadınım. Rahmetli kocam öleli 4 sene oluyor. Hiç kimse bir laf edemez benim için. Ben namuslu bir kadınım. Anladım, anladım. Siz sorduğuma cevap verin. Kocanızın bir Browning tabancası var mıydı? Bir tabancası vardı ama sağlığında satmıştı. Kime sattığını da bilmiyorum. Ben namuslu bir aile kadınıyım. Pekala. Sanık cinayet gecesi bu tabancayı almak için sizin eve girmiş. Fark ettiniz mi böyle bir şeyi? Hayır efendim. Bir şey bilmiyorum ben. Yalnız yeğenim Zeynep geç vakit çiftliğe dönerken karanlıkta bir adamın kiler penceresinden atlayıp kaçtığını görmüş. Sanığı kendisinin görmediğini yeğeni Zeynep tarafından... Zeynep Şahin! Anlat bakalım kızım. Hatice halam keyifsizdi biraz. Erken ayrıldı düğünden. Ben geç vakit döndüm. Tam çiftliğe girerken küçük odanın penceresinden birinin atlayıp uzaklaştığını gördüm. Tanıyamadım, karanlıktı. Küçük odanın penceresinden mi yoksa kilerden mi? Dikkatli cevap ver. Küçük odanın penceresinden, kilerden değil. Nerededir küçük oda? Hatice halamın yatak odasının bitişiğinde. Ufacık bir odadır. Birbirine bağlı mıdır bu iki oda? Küçük bir kapı vardır arada. Hatice Şahin! Bak kilerden değil küçük odadan atladığını gördüm diyor yeğenin. Bir şeyden haberim yok benim.
Ben namuslu bir kadınım. Anladık efendim. Namusunuza bir laf ettiğimiz yok. Gerçekleri de saklamayın. Yalancı şahitlikten tevkif edilirsiniz sonra. Sizi dinliyoruz. Sana hiçbir söz getirmeyeceğime dair söz verdim. Büyük yemin ettim. Fakat görüyorsun ki doğruyu saklarsak ben idama giderim. Senin için de iyi olmaz. Artık her şeyi açıklamanın zamanı geldi. Beni affet. Günlerce peşimi bırakmadı benim. Düğün gecesi de peşime takıldı. Evleneceğine yemin etti benimle. Dayanamadım. Bendeydi o gece. Namuslu bir kadınım ben. Pekala. Açık deliller ve yeminli ifadeler karşısında sanığın beraatını ve başka suçtan mevkuf değilse tahliyesini... ...üstünde tabanca yakalanmasa serbestti. Şimdi 6 ay sonra serbest olacak. Ezim ezim eziliyor yüreğim vay. Çok yalvardım kabul olmaz dileğim. Kim vurdu acep Osman Kahya'yı? Belli olmadı Cekli. Genç bir kardeş bulamazlar artık. Neredeyse 6 ay oldu iyi. Ali'nin de günü doldu. Hemen hemen çıkar. Celal'i vurmuş değiller Osman'ı. Celal'i nerede lo? Odaktan kaçmış. Haydar Bey ona da koymaz onu. Vurdurur hele lo. Elbet. Hiç kurtulur mu? Orhan Haydar Bey Allah mı be? İt gibi korkuyorsunuz Haydar Bey'den. Ben vurmuşam Osman'ı. Ne olacak bakalım? Zülfo çok içti. Git yat oğlum git yat. Ne yatması be ne içmesi. Ben vurdum beyen be. Anladınız mı? Ben vurdum. Ben vurdum beyen. Anama küfür etti. Yaşatacak mıyım kalatı? Gelsin nereye bakalım geldin? Haydar Bey. Zülfo kendine gel. Hadi evine hadi evine. Bırakın gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Haydar Bey'inin de. Bırakın. Hadi aç keyifli bir şey çal da dinle. Evlerinin önü zello, tahta daraba, zello zello, tahta daraba. Geçtim karşısına, ulan Osman dedim. Beni görünce betmeniz attı, korktu ki sorma. Çektim tabancayı, ulan vicdansız dedim. Ulan kormayayım senin yanıya, tabancaya davrandım, döndüm. Cemal, gel. Atla, atla. Zülfo namusuna söz etmiş, bu da dayanamamış, çekmiş, vurmuş. İyi çocuktur. Geçmiş olsun. Gençsen, yatar çıkarsan. Sağ ol. Güle güle. Merak etme, Haydar Ağa sana bakar. Allah bir daha buralara düşürmesin ha. Sağ olasın, eyvallah. Selamın aleyküm, geçmiş olsun. Eyvallah. Buyurun ağam, Hatice Hanım çiftlikte sizi bekleyin. İşim var. Ey bak Zilha, Zülfo'yu temizledi bu delikanlı. Senin dedenin katilini öldürdü yani. Zilha! Bak unutma, övdüğü vakit... Zilha! Buyur! Hadi bakayım. Mektebe sizde. Yallah! Kabisler. Kız çabuk olsana.
Hoş gelmişsin kurban. Sağ ol bacım. Vay, hoş gelmişsin. Geçmiş olsun kardeş. Eyvallah, sağ ol. Ne yapıyorsun şimdi? Burada kalacağım biraz. Sonra düşüneceğim. Boş oda var mı? Gözüm üstüne, başım üstüne. Elbet kız Emine. Yukarıda yatak hazırla Ali kardeşime. Temiz takım getir kız. Allah vermesin, kötü şeydir kuru iftira. Bana bak, adın ne senin bakayım? Mektebe gidiyor musun? Kaç yaşındasın sen? Konuşmasını sevmiyorsun galiba. Kız niye verdin yorgun ammiye? Ben aldım, elim boştu da. Tembel anam tembel, bütün gün düşünüyor. Dedesinin koynunda büyümüş. Kız git ammiğin bavulunu al. Vallahi şaşırmışım ki, sorma kurban. Buyur kardeş. Şarabı tükettin dediler, takviye geldim. Sağ olasın babaya rahmet. Geç buyur avrat. Kadeh getir hadi ağaya. Hadi. Ay Zerdali. Oo Zerdali. Bana da. İyi gitsen, akıllı adamsan Ali. Hatça'yı da iyi bulmuşsan. Beklemen de münasiptir. Hatça Hanım'ın babası Reşit Ağa devrinde görecekti o çiftliği. Hırbacını şöyle bir kaldırdı mı 50 atlı peşindeydi. O yedi, bu yedi, daha çok da Haydar Bey yedi. Rahmet olsun, buradan başka Nalban dükkanı görmedi Reşit Ağa'nın atları. Çok ahkam bir adamdı. Anam da gömüş. Birden bir Şubat karısı çıkmış kuyudan, gözleri böyle patlak. Kız Zila! Sonra ne olmuş? Buyur. Kız! Şu maşrafıyı doldur bakayım. Sağol su içek. Hadi bakalım, siz de yatmaya. Doğru bir tay ki Ceylen, Ceylen çiftliğin ortasında. Ağlama. Korktun mu? Ne var korkacak? Biz buradayız. Ayla korkak çocuk da görmemişim.
Hadi sen git. Hadi. Haklısın hala. Korkan bir çocuğa bağırmayacaksın. Ne yapak ki sıkıntılı adam ama. Bir de kara kedi şeklinde cadılar varmış aga. O cadı karı mezarda dolaşıyor. Fadile teyzem görmüş, mezarda çocukları alıymış. Ben hiç korkmam ki. Baktım ki cadı geliyor, hemen içimden duayı okur, yüzüne püf diye püflerim. Sabahleyin kalkmak bilmişsiz kuşlar kadar. Hadi yatın, hadi. Fadum, benim canım, ciğerim Fadum. Ecinli de gelmez buraya, cadı da gelmez. İkimiz varken korkar, değil mi Fadum? Sen de hiç korkmuyorsun, değil mi? Çok fena düştüm, öp de geçsin. Dedem yok ki ilaç yapsın. O adam kaldırdı beni yerden. Ah, öf, öyle yorgunum ki. Hadi artık uyuyalım. Demek cadı değilmiş. Sabah oldu hala burada. Günah değil mi? Bakın ne güzel. Yazık. Uğursuz oluyormuş Ali emmi. Kara kedi bu. Yok canım, zavallı bir pisik. Ne yapar ki? Çok korktum gece gelince. Sabaha kadar uyudu benden. Hiç cadı olsa uyur mu? Ya? Bu gece gelip seni bokzun da gör. Zaten ahırın yanında yatıyorsun. Aa, böyle kötü şeyler yok. Gelin size bir kedi masalı anlatacağım. Anlat Ali emmi. Kara kedi bir gün ağaca çıkmış. Bakmış aşağıdan bir yılan geliyor. Dili çatal. Dolanıp duruyor ağaca. Nasıl kaçmış biliyor musunuz? Nasıl kaçmış Ali? İşte böyle. Atlayıp kaçıvermiş. siz de atlamasını biliyor musunuz ha? Gel bakayım. Hoppa. Hadi sen gel bakayım. Oo, sen büyümüşsün. Sen de gel bakayım. Siz hepiniz büyümüşsünüz. Hadi bakalım. Hadi okula. Doğru okula marş marş. Bakalım kızlar da atlayabiliyorlar mı?
Gel bakalım. Hop! 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 Selamü aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Hatice Hanım bana çok kızdı Ali Han. İnanmadı sözüme. Seni bekliyor. Gidecek misin? Çocuğa da fazla sokulmasın dedi. Hangi çocuğa? Aha bu Zila'ya. Ne diyeyim Hatice Hanım'a? Gelecek diyeyim mi? Çok kızıyor Ali Han, çok kızıyor. Sen bilirsin Kahya. Nasıl istersen öyle de. Gelecek diyeceğim. Pekala öyle de. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Ne güzelmiş senin odan. Yalnız mı kalıyorsun burada? Hadi öyle. Ne iyi bir arkadaşı olması insanın. Oo, burası serin de. Ya ama ahırın yanı. Olsun, ne var ki? Sen ahırdan korkmaz mısın gece? Ben yalnızım. Sen ne diye korkacaksın? Fado var yanında. Ama bazen Fado da korkuyor. Ben de şuraya taşınacağım. Tek başıma ben de korkarım. Ama yanımda senden Fado oldu mu korkma. Komşu geleyim mi size? Gece korkar da şuraya vurursam Fado ile gelir misin yanıma? Evet, hemen koşarız. Öyleyse ben de getireyim eşyalarımı bu odaya. Kız Zilha! Zilha! Şuraya sakla, görmesinler. Çocuklar alırlar sonra. Kız çabuk. Çabuk kız. Öldü mü be? Ben senin yaşındayken çekiç almıştım elime. Hadi sen kızsın anladık ama bu kadar da cansızlık olur mu be? Bunun da elinden bir iş gelmiyor galiba. Hadi şunları götür sen. Ah kardeşim ah. Dert bir değil ki. Oh oh. Orada da rahat edemezsin Ali. Biz alışırız, bize bakma sen. Sen bilirsin. Rahat edemezsen gene çakarsın yukarı. Hoş gelmişsen. Gözüm üstüne, başım üstüne buyur. Oturmayacağım. Ali ağayı mı yarıysan? Evet. Sabah çarşıya indi Zilka inandı. Aşıya götürdük kızı. Geç oldu ama şimdi... Şöyle bir uğradım. Gene gelirim. Allah'a ısmarladık. Gözüm üstüne, başım üstüne. Güle güle, güle güle. Bak
acığım. Alalım mı? Alalım Ali ağam. Canım kınalı kuzum benim. Alalım mı? Alalım Ali ağam. Ha, Ali ağa deme. Ali emmi. Emmi de deme. Ali dayı. Dayı da deme. Ali de. Ali. Tamam. Binelim mi Zilha? Binelim Ali. Canım istemiyor. Bırak, bırak istediği yere gitsin. Boşuna uğraşıyorsun Ali. Osman Kahya'nın katili olmaktan seni hiçbir şey kurtaramaz. Öldürdüğün dedesinin mezarına getirdi seni. Bir gün toprağın altına da götürecek bu piç. Günlerce beklettin beni, dillere düşürdün. Demek hepsi bu piç içindi. Hacı. Sana daha 5 gün müsaade. İstersen gelme. Cinayetini duymayan tek insan kalmayacak. Klasman. Ali. Ali. Git buradan. Git. Git. Ah. Ali.
deli ha. Anne. Boşuna uğraşıyorsun Ali. Osman Kahya'nın katili olmaktan seni hiç kimse kurtaramaz. Boşuna uğraşıyorsun. Boşuna uğraşıyorsun. Hepsi geçti. İntikamını alacaksın. Uyu şimdi. Uyu. Uyu. Öldüreceğim Osman Kahya'yı. Rezil rüsva ettiler seni. Yaşayamazsın buralarda. Öldüreceksin. Öldüreceksin. Osman Kahya gibi yüzlerce it beslenirdi benim babamın kapısında. Varımı yoğumu yağma ettiler. Şimdi de gözleri otlak beride. Ben kadınım. Ama sen öldürmezsen ben öldüreceğim. Görsünler dokunulmaz mıymış? İki paralık olacak Haydar Bey. Fado'yla. Bağırıyor gibiydin. Cadı geldi sandık odana. Neyin var Ali? Çok kötü bir adamım ben. Çok kötü bir adam. Evet. Kötü olamazsın sen Ali. Çok çok iyisin sen. Mezarlıktaki kadın kötü. Sen çok iyisin. Affet beni. Affet. Gelmedi. Ayrılamıyor piçten. İhbar edeceğim. Biz de yanarız ama. Biz de suçluyuz. Gelmesin. Görüşeceğiz. Ha, koş kanalı koş. Ay ne güzel değil mi? Görüyor musun kanalı? Konuşmak istiyorum seninle Ali. Ali bak. Sen kuzundan daha güzelsin Zilha. Hadi sen kınalı ile balıkları yemle. Halam deli gibi Ali. Sana verdiği mühlet bitti. Çiftliğe gelmezsen her şeyi göze alacağım. Korkuyorum. Hepimiz için felaket olacak. Evleneceğim. Yalnız bir şartım var. Zilha da gelecek çiftliğe benden. Çocuğa çok iyi bakılacak.
Halam çocuğa çok kızgın şimdi. Kıskanıyor. Ama evlenirseniz senin de kendisini sevdiğini görünce geçer bu da. Sonra ben varım. Çocukları çok severim ben. Sen yarın evlenir gidersin. Ben hiç evlenmeyeceğim. Allah'a ısmarladık. Yarın çiftliğe gelirsin. Güle güle. Yeni bir eve gideceğiz senden Zeynep. Beraber mi gideceğiz? Beraber gideceğiz. Kınalıyı da alacak mıyız? Kınalıyı da alacağız. Fado'yu da alacağız. Beni anda bırakmayacaksın değil mi? Hiç. Hiçbir zaman bırakmayacağım seni. Siz Hatice Şahin, Ali Sargın'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Ali Sargın, Hatice Şahin'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Kanuni bir mani görülmediğinden arzunuz üzerine sizleri karı ve koca olarak ilan ediyorum. Çiftliğe çek. Sahi, hana uğrayacak. Allah'a ısmarladık. Hadi sonunda kavuştuyuz. Güle güle. Zila. Gel. Yahya'ya ver onu. Zaten biz sığamıyoruz. Biraz tuzlu yapmışım galiba. Yok, iyi olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Çiğ köfteyi ver. Kızı da yıkamadan oturttuk sofraya. Ya, aceleye geldi. Yemekten sonra yıkayacağım.
Kim geldi? Oh ya, her tarafını gördüm ya. Gel bakalım. Ha. Hadi uyu bakalım. Artık hiç beraber uyumayacak mıyız? Sen Fado ile uyu. Yine yalnız mı kaldık diyorsun? Ne var korkacak? Ali bizimle beraber yatmıyor ama burada. Bizimle yatamaz zaten. Sen küçüksün, bilemezsin. İnsan evlenince karısıyla yatar. Ali Zeynep ablayı mı alsaydı? Sen her şeye karışmaya başladın ama. Hadi uyuyalım. Allah rahatlık versin. Hacı. Ne var? Ali. Ne var? Tahammül edemem Ali. Benden başka bir şey düşünmene tahammül edemem. Her şeyinle benim. Ol her şeyinle. Bak bana. Tıpkı benim gibi. Nereye? Geliyorum. Zeynep. Zilha uyudu mu? Uyudu. Nerede? Düğümleri götürdü.
Zila beni göremez. Şimdi çadırın arkasına git. Ben saklanacağım. Sana oldu diyeceğim. Bak şuraya saklan. Pek keyiflisin hala. Oldu. Bunu yasan el ağam. Keyfine dokunacak değilek. O senden Bekir Usta'nın bileceği iş. Bak, bu da sana Haydar Bey'in son sözü Hatça Hanım. Bu otlak beriye koyun sokmayacaksan bir daha. Elinden geleni geri koymasın Haydar Bey. Bu otlak beri bana babamdan kalmıştır. 40 yıldır burada bizim koyunlarımız... 40 yıldır devran değişti Hatça Hanım. Ne babana ne de hiç kimseye güvenmeyesen. Defolun buradan. Gideceğim Hatça Hanım. Bir dahaki sefere bu koyunların da hepsini sürüp götüreceğim. Haberi olsun. İstiysen bir daha giresen bu otlak beriye. Alçaklar, Haydar Bey'in itleri. Bırakmayacağım size. Canım, hoş gelmişsen, safa gelmişsen. Buyur. Ayda 40 lira kazanmak ister misin Bekir Usta? 40 lira mı? Çiğ köfteyi seversin değil mi? Evet denir, böyle baş sallanmaz. Evet. Kadayıfı da sever misin? Severim. Bak bakalım olmuş mu? Karnı acıkmış. Bir bardak süt ver çocuğa Zeynep. Daha yemeğe var. Süt içecek mi canım? İçeceğim. Yemekten sonra da balıklı göle gideriz. Kalabalıktır bugün pazar. Buyur Bekir Usta. Hadi kız, gideceğiz. İşim var, bekletme beni hadi. Ne oluyor Bekir Usta? Bir şey olduğu yok, gideceğiz. Bize emanettir o. Çek elini çocuktan, bir yere götüremezsin onu. Anlamadım, nasıl götüremezmiş hem? Bırak diyorum, namussuzdan fena olur sonra. Bırak diyorum kızı. Anlaşmadık mı seninle? Gaffardan da izin aldık. Anlamam ben. Vay adam oldu ha, şuna bak. Sen benim kapımda çalışan bir uşaktı be. Hadi çek arabanı, hadi. Görüşecek seninle. Sana bırakır mıyım bakalım o kız? Anneciğim, anneciğim. Gitmek istemiyorum, bırakma beni. Canım, Ali gitmeyeceğim. Canım benim, gitmeyeceksin. Korkma Zila, korkma. Ali. Bırakma beni, gitmek istemiyorum. Hadi yürü Zeynep. Zilha'yı vermeymiş san. Vermiyorum. Biz Bekir Usta'nın hatırına bıraktık sağ Zilha'yı. Belayı mı arıyorsan? Bekir Usta'nın derdi başından aşkın. Anda çocuk perişandı. Kendisine sorun bakalım, gitmek istiyor mu? Çocuk lafıyla mı iş yapacağım? Çekil karşımdan da kafamı kızdırma.
Gel de al bakalım nasıl alacaksın. Vay dayan acısı geçti ha. Ne oldu lan? Al şunu. Yaklaşma. Bas geri. Parça parça ederim lan hepinizi. Defolun. Bela olmayayım başıma. Pahalı ödeyeceksen bu kabadayılığın Ali. Ali! Ali! Seninki delilik Ali, seninki delilik. Tahammülüm kalmadı artık. Haydar Bey canımıza, toprağımıza kastedince kuzu gibisin. Şimdi bu piç yüzünden düşman ettin herifleri. Ne yapacağım bu piçi ha? Söyle ne yapacağım? Ali! Hazırla çocuğu. Çocuğu alıp öteye geçeceğim. Çocuğu da tehlikeye atma Ali. Sınırmayın dolu. Hazırla. Korkma. Seni benden kimse alamaz. Beni bırakıp gidemezsin Ali. Erkeğimsin benim, sahibimsin. Bırak beni. Bırakmam seni, bırakmam. Kölen olayım senin Ali'm. Yiğidim, şahinim benim. Sık beni kollarında. Ne olursun sık beni. Öldür istersen beni Ali, öldür. Bırakamazsın. Ne ederim sensiz ben. Erkeğimsin. Erkeğimsin benim. Ben Osman Degilem. Dayakla komam adamı. Leşini sererem. Seninle iki sözüm var Gaffar ağa. De bakayım Hatice Hanım. Zilha'yı bana bırakacaksın Gaffar ağa. Çocuk bana lazım. Halinin sözü mü olacak yani? Sizin sözünüz olacak Gaffar ağa. Haydar Bey'e değil. Bıraktım sizi otlak beriydi. Pekala bacım. Senin güzel hatırı için. Ali'ye de değil belayı aramasın. Allah'a ısmarladık. Güle güle bacım. Her şey iyiliğiyle olur bu dünyada. Gitmiyor mu yak? Ha? Gerekir ki Haydar Bey'e bir danışak. Bakarsın kızar mızar. Avrat otlak beriyi de bırakayım. Kimse yok mu? Yok. Ali ağam Zilha ile Zeynep'i aldı. Kasabıya indiler. Yesin balıklar seni de. Ah,
Ben 5 yaşındaydım. Köylüler annem babam vurdukları vakit. Çiftlik kahyasıydı babam. Selim Bey'in yanındaydı. Ondan sonra 2 kahya daha öldürüldü çiftlikte. Ne oldu sanki? Şimdi daha büyük Selim Bey'in çiftliği. Kim baktı sana annem baban ölünce? Ninem vardı. 11 yaşımdan sonra da ben vardım. Yalnızlık kötü ama bazen yalnız olamamak daha da kötü. Geç oldu. Gidelim. Zilha! Zilha! Hadi gidiyoruz. Çiftliğe mi? Ne olur hiç dönmesek çiftliğe. Bir evimiz olsa üçümüzün oraya gitsek. Geç sofraya, yemeği getireceğim. Bu benim kanalı bu. Senin ne olacak? Başka kuzu alacağız seninle. Gene pazara gideceğiz. Öyle güzel kuzular var ki. Minik minik kuzular. Ya artık kanalı yok ama. Ben burada yatacağım. Zeynep. Yapma Ali. Üstüne gitme. Daha fena olur. Korkarım Zilha'ya bir kötülük eder. Niye geldik buraya? Panda ne yedik? Bana masal anlatıyordun geceleri. Hangi masal istiyorsun? Hani bir kötü kadın varmış da kurtlar yemişler sonra onu. Anlatayım Zila. Evvel zaman içinde bir kadın varmış. Bu kadın çok kötü kalpliymiş. Günün birinde... Thank you.
Ölümüne gidiyorsun Ali. Ama yakanı bırakmayacağım senin, göreceksin. Deli gibi bağlandığın o piç de nefret edecek senden. Bırak beni. Herkes nefret edecek, herkes, ben de. Piç. Başımıza bela oldun piç. Dedenle gebermedin. Ne istiyorsun Ali'den? Kocamı elimden mi alacaksın piç? O kadar çok mu seviyorsun Ali'yi? Dedeni öldürdü o senin. Dedenin katili, anlıyor musun? Dedenin katili. Sen öldürmüşsündür dedemi. Sen cadısın. Ama korkmuyorum işte senden. Bütün cadılar ölür sonunda. Sen de öleceksin. Cadı. Allah'ım sen beni kurtar bu kadının elinden. Bizi ne olur. Cadıyım ben, kalkak. Önce seni geberteceğim. Anneciğim, Zeynep abla. Anneciğim. Ben, vallahi yazıktır ya. Bırak, bırak. Çekil Kıyrola Ali. Bir derdi mi var? Duramayacağım buralarda Sami. Hakkenen mağazan bozuk. Çekip gideceğim. Sınır eskisi gibi değil. Ölümsüz geçilmeyin. Ölümden de beteri var kardeş. Şimdi yeni usul. Yiğitlik yapacaksan sonra korkacak güzel avradını recacı gönderecek sana. Olan Sami, sen de mi avradı güzel olanlara meraklıysan? Olan Sami, gavatın arkadaşı gavat olur. Ne oldu? Zilha kaçtı. Halam canavarlar gibi dövdü çocuğu. Şimdi de seni ele vermeye gidiyor jandarmaya. Kaç Ali. Ali kaç. Ali. Haydar Ağa'nın itlerine boğduracağım seni, jandarmaya vereceğim, katil! Al! 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 Al!
Gelin hadi şimdi artık. Osman Kahya'nın katili. İplerinden ben kurtardım seni. Şimdi de ölümün benim elimden olacak. Abi! Haydar Ağa kadarları geldi. Ali kal! Gebertin onu ağam. Gebertin. Osman Kahya'nın katili odur. Yakalayın! Ali kaç, yalvarırım kaç. Zilha'yı bırakıp gitmem. Öldürecekler seni. Yalnız bırakma bizi. Zilha ne yapar sensiz, ben ne yaparım? Yalvarırım kaç Ali. Sonra bizi de aldırırsın. Git, Zilha'yı bulurum ben. Git Ali, git. Öldürecekler seni. At getireyim sana. Zilha sana emanet. Bırakmayacağım sizi burada. Allah'a ısmarladık. Bırakmayın peşini, koşun! Mahzene atın onu, mahzene! Atın! Kaçtığını gördüm çiftlikten, peşine düştüm. Dedesinin mezarında buldum. Ataşı var galiba. Kemerli mahzene götür. Zeynep'e gösterme sakın. Hiçbir yere gidemez Ali. Çocuk bizde. Nasıl olsa gelecek. 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 Zilha nasıl emmi? Ne olursun ona iyi bak emmi. Kölen ol emmi. Ne olursun. Gebermemiş mi daha? Mezarını hazırladım. Dedenin yanına gömeceğim seni. Ali, sen gittikten sonra Zilha hasta oldu. 5 gün ateşler içinde yattı. Hep seni sayıkladı. Mezarını dedesinin yanına yaptırdım. Öyle vasiyet etti. Son nefesinde Ali'ye söyle Zeynep abla, bir defa olsun mezarımı ziyarete gelsin dedi. Cevap yazacaksan yarın git ya. Şu gülü bir. Bilmem valla. Ya.
Yalan söylüyorsun. Bu kadar zalim olamaz insan. Mektubun şimdi eline geçmiştir. Anlar benim yazmadığımı. Mektuplaştın mı daha önce? Hala. Gelecek. Gelmeyecek. Boşuna bekliyorsun. Gelmeyecek Ali. Gelecek. Senin için gelecek. Zilha'nın mezarını ziyaret etmek için gelecek. Onu öldürdün. Katil. 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 Üç gün oldu Hatça'nın mektubu alalı. Üç gündür bekliyoruz. Gelmeyecek. Gelecek ağam. Göreceksin. Mezar onu çekecek. Biraz daha ağam. Neredeyse günü arayacak. Deli mi bu adam? İnsan bile bile ölümüne gelir mi? Gelecek. Bu mezar... Biraz daha sabır ağam. Hadi. Sen bekle Hatça'nım. Bize haber ver gelirse. Çıldırmış. Üç gündür ağzına lokma girmedi. Üç gündür gözünü kapamadı. Gelecek. Gelecek. Bu çılgın avrada uyduk. Öte yanda öldürtmek varken. Günü aracak neredeyse. Gelmez ağam, gelmez. Gelecek. 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 Boşuna bekleyip bu dördüncü gün Hatça Hanım. Biraz daha, biraz daha. Gelecek. Zilha.
5 gündür pusuda bekliyorlar. Zeynep abla! Zeynep abla! Zilha! Canım benim, canım! Zeynep abla! Yürü çabuk ol! Ali'ye pusu kurdular! De değişti bu dünyada, seni öldürdüm de. Haydar Bey'e yarandığın eline ne geçti bir avuç topraktan başka? Ali! İkiniz de! Bırak Ali. Bırakma beni Ali, bırakma. Bırakın. Çocuğu al. Beraber gidelim küçüğümüz Zeynep abla, sen ben, bırakma beni. Hep beraber olacağız Zila. Şimdi Zeynep abla ile git. Bırakma beni. Dönüp alacağım sizi. O zaman hiç ayrılmayacağım. Öldürün! Söyle ateş etsinler. Üçünü de öldürün, ateş edin! Her şeyimi veririm sana. Öldürün! Üçünü de öldürün! Ağlama artık. Ağlamıyorum Ali. Geleceksin değil mi? Geleceğim Zila. Seni seviyorum Ali. Hakkını helal etsin. Zilha'ya iyi bak. Acele et Ali! Hadi. Çocuk görmesin. Ateş edin, ne duruyorsunuz? Üçümüz olacağız değil mi Zeynep abla? Hiç ayrılmayacağız değil mi? Alıp götürecek bizi. Alıp götürecek bizi. Hiç ayrılmayacağız. Zila.
Thank you.